İyi günler. Bloomberg HT ekranlarında akıllı parayla karşınızdayız. Ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomiyle ilgili açıklamalarını takip ettik. Sabah saatlerinde 5.94.25 aşan dolar TL o seviyede kalıcı olmadı, geriledi. Yurt içine baktığımız zaman ise Merkez Bankası dün 3 aylık swap ihalesi açmıştı. Bugün ise vade uzadı. 6 aylık 1 milyar dolarlık swap ihalesi gerçekleştirdi. Yurt dışında sterlin geçtiğimiz hafta seçim sonrası hızlı bir yükseliş kaydetmişti. Baz etkisi orada da kendini gösterdi. Bu hafta birazcık ajandanın sıkışmış olması, 2020 ile ilgili olarak Johnson'ın attığı hamle sterlinde sert satışı getirdi. Son 2 yılın en sert değer kaybı sterlinde yaşanmakta. Altına baktığımız zaman ise 1460-1480 aralığındaki son bir aydaki hareketin devam ettiğini görüyoruz. Hızlı haber turuyla akıllı paraya başlayalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye ekonomisi hakkında değerlendirmelerde bulundu. 2020 içinde faizde tek haneye gidiyoruz diyen Erdoğan yerli oto gösterimini de 27 Aralık'ta planladıklarını belirtti. İngiltere Merkez Bankası'nda yeni başkan belli oldu. 16 Mart itibariyle göreve başlayacak Merkez Bankası yeni başkanı Andrew Bailey'nin 2028 sonuna dek görevde kalması bekleniyor. TÜİK Tüketici Güven Endeksi Aralık ayında bir önceki aya göre %1,9 oranında azaldı. Kasım ayında 59,9 olan endeks Aralık ayında 58,8 oldu. Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Kasım ayında 79,3 iken Aralık ayında %2,1 azalarak 77,7 oldu. Bloomberg'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Çin Devlet Başkanı Xi Jinping Ocak ayında gerçekleşecek Dünya Ekonomik Forumu'na katılmayacak. Kaynaklar Pekin'in üst düzey ticaret müzakerecisi ve Başbakan Yardımcısı Liu He'nin Ocak ayının başlarında ticaret anlaşmasını imzalamak üzere Washington'a göndermeyi planladığı belirtti. Daha önce Boris Johnson'da Brexit ajandası nedeniyle Davos'a gitmeyeceğini açıklamıştı. Dünya Bankası gelişen piyasa ekonomilerinin yüksek borçluluk nedeniyle finansal şoklara karşı hazırlıksız olduğunu ve önlemlerini arttırmaları gerektiği uyarısında bulundu. Dünya Bankası'nın Perşembe günü yayınladığı rapora göre bu ekonomilerdeki borçlar 2018'de 55 trilyon dolar ile gayri safi yurt içi hasılanın %170'i seviyesine yükseldi. Hızlıca piyasa fiyatlamalarına bakalım. Dolar Türk Lirası 5.95'e sabah saatlerinde hareketlenmişti. Şu andaki rakamlara baktığımızda 5.92 ile düne göre %0,3 aşağıda işlem gördüğünü söyleyebiliriz. Borsa İstanbul ise 111.000 seviyesinde düne göre %0,4 arttı. Bankacılık endeksi de %0,5 yukarıda. CDS primimize baktığımızda düne göre 3 bas puanlık düşüş var. 284 seviyesindeyiz. Son dönemlerin en düşük rakamlarını beraberce görüyoruz. Yurt dışı piyasadaki TL faizindeki oynaklık devam ediyor. Dün BDDK'nın kararından sonra %3,5'a kadar gerileyen gecelik faizin bugün yeniden iki haneye geldiğini söyleyelim. Bir haftalıkta rakamlarında %11,70 seviyesinde şekillendiğini aktaralım. 2 yıllık gösterge tahvil düne göre 10 bas puan düşerek 11,68 seviyesinde. 10 yıllık tahvilim ise 12,5 seviyesindeki yatay seyrini korumaya devam ediyor. Yurt dışında ise pound'da sert değer kayıpları var ama dolar endeksindeki yatay seyri aktarabiliriz. Euro dolar 1.11 seviyesinde. S&P 500'e baktığımızda 3200 tarihi zirvesine devam ettirmeye sürdürüyor. Bugün itibariyle aktarmamız gereken önemli bir detay yurt dışında Amerika tarafında quadruple witching dediğimiz endekslerin hisse senedi opsiyonlarının, vadeli tarafın opsiyonlarının her birinin çakıştığı güne denk geliyor. Yılda 4 kere oluyor ve oynaklık, hacim bir miktar artabilir. Bugüne dikkat çekmek gerekli diye düşünüyoruz. Petrol fiyatlarında ise son Aralık ayına baktığımız zaman yukarı yönlü bir yükseliş vardı. Bu devam ediyor. 6 gündür 200 günlük ortalamasının üstünde ve şu anki rakam 66,3 dolar olarak karşımıza çıkmakta. Altın oynaklığı düştü. Yalnız seviye son dönemin en üst bantlarında. Dolayısıyla 1460-1480. 80'in üzerine gidemeyen fakat gerilemeyen de bir altından bahsediyoruz. Aktarmamız gereken konu şu. Resesyonla ilgili endişeler geride. Amerikan 10 yıllıkları %2'ye neredeyse merdiven dayadı. 1.94 seviyesinde işlemler gerçekleşiyor. 2 yıllık taraftaki makas
ciddi anlamda artmış durumda. Dolayısıyla buna rağmen altının 1480 seviyesine yakın bir yerde alıcı bulduğunu söyleyebiliriz. Piyasa fiyatlamaları böyle. Şimdi gidelim Norsiyem'e, haftayı beraberce Uğur Aydın'la birlikte değerlendirmeye çalışalım. Uğur, merhaba. Hafta boyunca baktığımızda haber akışı oldukça yoğundu. Düzenleme değişiklikleri, piyasadaki Amerika'dan gelen yaptırımla ilgili tasarının geçmesi Senato'dan, hepsini değerlendirdiğimizde bu haftayı sen nasıl gördün? Önümüzdeki haftayı etkileyecek şekilde bir fiyatlama sence devam edecek mi? Senin de bahsettiğin gibi bu hafta aslında önemli gelişmeler oldu. Özellikle iç piyasalarda BDDK'nın yaptığı değişiklik ve yine ABD Senatosu'ndan yaptırımların geçmesi önemli haber başlıklarıydı. Ama çok da sert bir fiyatlama görmedik. Özellikle ABD yaptırımlarının ne CDS cephesinde ne opsiyon oynaklıklarında ciddi bir fiyatlamasını görmedik. Keza borsa cephesinde ve tahvil cephesinde de fiyatlama sert olmadı. Bunun yanı sıra dolar TL'de senin de az evvel bahsettiğin gibi 5.95'lere bir hareket gördük ama bugün tekrardan geri çekildiğini izliyoruz. Açıkçası Aralık ayı itibariyle baktığımızda gerçekten TL dolara karşı değer kaybeden tek yen para birimi olarak görünüyor. Dolayısıyla arada çok ciddi bir negatif ayrışma var ve CDS'imizin 300 bas puan altına gelmesine rağmen bu ayrışmayı yaşıyoruz şu an. 280'li seviyelerde gezinen bir CDS var. Dolayısıyla bu ayrışma çok uzun sürmeyecektir. En son böyle bir ayrışmayı Mart-Nisan döneminde görmüştük yerel seçimler sırasında. Ki o ayrışmada daha sonra tekrardan korelasyon sağlandı ve CDS'te döviz fiyatlarımız birbiriyle paralel gitmeye başladı. Dolayısıyla bu ayrışma bittiğinde döviz fiyatlarımızdaki geri çekme biraz daha artabilir diye düşünüyorum. Yani önümüzdeki haftalarda yıl sonuna doğru çok ekstrem bir gelişme olmazsa dolar TL'de yeniden 5.90 altında sarkan bir kur dinamiğiyle karşılaşabiliriz. Borsa İstanbul tarafında 112.000 seviyesine yakın bir yeni zirve test ettik. 111.900. Devamında bir güç kaybı var. Özellikle endeksi son dönemde taşıyan hisse senetlerinde de bir yorulma işareti çok net biçimde görünüyor. Ama ana trendin hala çok kuvvetli biçimde yukarı doğru geliştiğine dikkat etmek lazım. Sadece yeni bir alış gelmesi gerekiyor ve bu sanıyorum artık yabancı taraftan gelmesi lazım. Çünkü endeksin 93.000, 112.000 hareketinde yabancı takas oranı %66'lardan %59'lara geldi. Dolayısıyla son yılların en dip seviyesinde görünen yabancı... Evet, bir bağlantıda sıkıntımız oldu. Uğur'a belki tekrar dönebiliriz. Şimdi bugün öğrendiğimiz başka bir isim var. Mark Carney, Brexit sürecinin uzaması nedeniyle görev süresi de onun da uzamıştı. Bugün yeni bir isim geldiğini gördük, Andrew Bailey. Şimdi gidelim birazcık daha bu konuyla ilgili detayları almak üzere Bloomberg muhabiri Dan Hansen'a soralım. Acaba Andrew Bailey geçmişte hangi görevlerde bulundu? Bundan sonrası için radikal değişiklikler bekleniyor mu? Piyasa neleri konuşuyor? Hi Dan, welcome to the show. Programımıza hoş geldiniz. Hi. Merhabalar. Pekala, şimdi yakın dönemde Mark Carney'nin yerine gelecek ismi öğrendik. Andrew Bailey geliyor. Onun arka plan bilgisini verebilir misin? Ya da büyük bir ya da radikal bir değişiklik olur mu İngiltere Merkez Bankası'nın para politikasında? Evet, Andrew Bailey İngiltere Merkez Bankası'nın içinden gelen bir insan. Zaten 30 yıldır Merkez Bankası etrafında çalışıyor ve deneyiminin çoğu finansal düzenleme ve finansal danışmanlık tarafındaydı aslında İngiltere Merkez Bankası tarafında. Çok da fazla bilmiyoruz esasen para politikası görüşleriyle alakalı çok da bir bilgimiz yok. O yüzden gözlemleyeceğimiz ilk birkaç ayda, görevinin ilk birkaç ayında gözleyeceğimiz şey görüşlerinin ne olduğu, İngiltere Merkez Bankası'nın şu an ayrıklaşmış durumda olduğunu biliyoruz. Bir tarafta politika yapıcılarının faiz indirimi yapmak istediğini biliyoruz. Diğer bir tarafta da politika yapıcılarının faizleri olduğu yerde tutmak istediğini biliyoruz. O yüzden Bailey'in hangi tarafta olduğunu görmek ilginç olacak. Peki, aynı zamanda ona yardımcı olacak, para politikasını yönlendirecek bir güçlü yanı var mı önümüzdeki yıl, ya da nasıl yorumlar yapar sizce Brexit konusuyla alakalı açıkça, ya da aynı güçlü karşı rüzgarları görür mü Brexit'le alakalı aynı şekilde önümüzdeki yıl? Bence böyle bir şey olabilir, çünkü İngiltere'de biliyoruz ki Boris Johnson'ın zaten genel seçim
seçimlerinin ardından geçiş dönemini uzatmak istediğini biliyoruz. Ticaret anlaşmasını yapmak için şu an İngiltere o yüzden biraz daha 2020'nin sonunda ne olursa olsun çıkacak. Tabii ki bir risk var ekonominin etkilenmesine dair ve büyümenin biraz düşük kalması anlamına geliyor. 2019 oldukça düşük kalmıştı ve politika yapıcılar o yüzden faiz indirimi konusunda tartışıyorlardı. Ancak Bailey'nin masaya koyacağı şeylerden bir tanesi ki bence çok çok önemli, kendi bilgisi olacak. İngiltere Merkez Bankası'nın düzenleyici tarafıyla alakalı bilgisi ve İngiltere'nin mevcut düzenlemeleriyle alakalı ne olacağı AB ile özellikle finansal sektörler konusunda çok fazla deneyimli olduğunu söyleyebiliriz. Bu alanda oldukça bilgili ve onun bilgisi ve deneyimi çok önemli olacak İngiltere'nin geçiş döneminin mümkün olduğu kadar iyi bir şekilde geçmesi için. Bugün bize katıldığınız için ve fikirlerinizi bizimle paylaştığınız için çok teşekkürler Sayın Dan. Evet. Bir taraftan da dolar Türk lirası yükselirken petrolün de yükseldiğini, geçtiğimiz dönemdeki acaba ezberlerin yeniden geldiği, işte Rusya'nın, Güney Afrika'nın doğal kaynaklarıyla ön plana çıktığı, diğer taraftan da enerji ithalatçı ülkelerinde bu konuyla ilgili cari denge tarafında zarar gördüğü bir dönem içerisinden mi geçeceğiz? 2020'de buna bakacağız. Genel anlamda 2020'yi değerlendirdiğimizde petrol fiyatlarının ortalaması 64.1 sent oldu. Şu anki rakamlara baktığım zaman 66 dolarda. Şimdi bunu birazcık daha detaylandırmak, önümüzdeki seneyi de konuşmak için Global Resources Corporation Başkanı Mehmet Öğütçü aklımızda olacak. Merhaba Mehmet Bey, hoş geldiniz. Merhabalar, Londra'dan selamlar. Teşekkür ediyoruz. Şimdi Aralık ayında gördüğümüz kadarıyla petrol azar azar da olsa sürekli olarak üstüne koyarak yükselmeye başladı. 60 dolarlarla başladık. Geldiğimiz yer 66 dolar. Teknik anlamda biz piyasacılar gözüyle baktığımızda 200 günlük ortalamanın üzerindeyiz. 6-7 gündür de kalmaya da ısrarla devam ediyor. Dolayısıyla bu petrolün yükselişinin arkasındaki nedeni siz nasıl yorumluyorsunuz? Evet, dediğiniz gibi son 3 aydır kademeli bir şekilde artıyor. Şu anda da 66 dolarla en yüksek düzeyine erişti. Bunun birkaç sebebi var. Müsaade ederseniz onları isterseniz tek tek incelemeye çalışayım. Birincisi tabii dünya ekonomisindeki daralmanın, sıkışıklığın açılacağı konusunda bir beklenti var. Özellikle Çin ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ticari savaşlarında biliyorsunuz bir ateşkes gördük. Yeni tarifeler empoze etmeyecekler. Öncekilerin bir kısmı kaldırılacak. Daha nihai bir anlaşma yok. Bu ilk aşaması. Trump da Çin'de aslında böyle bir ateşkesi ihtiyaç duyuyor Çin'de bulunduğumuz dönemde. Bunun önümüzdeki yıl eğer devam ederse enerji talebini özellikle Çin'de artıracağı yönünde bir beklenti var. İkincisi OPEC. Yani OPEC eski gücünü kaybetti ama OPEC dışı ülkelerle Rusya dahil işbirliği yaparak fiyatları hala kontrol etme imkanına sahip. Biliyorsunuz 1 Ocak'tan itibaren ilaveten yani daha önceki 1.2 milyon varillik kesintiye ilaveten 500 bin varil daha kesintiye gidilecek OPEC'in, OPEC dışı ülkenin toplam üretiminde. Bu kesinti de tabii arzı daraltacak. Talep çok artmasa bile piyasada bir darlığa yol açacak. Amerika'nın ham petrol stoklarının da azaldığını görüyoruz. Özellikle son 1-1,5 ayda yaklaşık 1.1 milyon varillik bir azalma görüldü. Dizel fiyatları ve stoğu artmasına rağmen. Bu durum da tabii etkiliyor. Bütün bunların ışığında baktığınız zaman jeopolitik gelişmeler zaten uzun zamandır petrol fiyatlarını çok fazla etkilemiyordu. O konu adeta piyasa satın almıştı ama bu konuda da sıkıntı yok. Görüyoruz ki Libya'da özellikle Avrupa'nın en iyi, en kaliteli benzin ihtiyacını sağlayan, petrol ihtiyacını sağlayan Avrupa'da sıkıntı yaratacak bu tabii. Ama Libya'nın İşte Nijerya'nın, Venezuela'nın, Bolivya görüyoruz ki buralarda kesintiler, üretim kesintileri kendi iradeleri dışında gerçekleşecek. Bu durumda tabii arzı biraz daraltıyor. Talep çok artmasa bile fiyatları çok hızlı olmasa da söylediğiniz gibi 63-64 dolardan işte 66'ya kadar çıkarttı. Ve bizim tahminimiz 2020'de şayet beklenmedik gelişmeler yaşanmazsa ki hep yaşıyoruz onu. 62 dolar civarında olacağını öngörüyoruz ortalama olarak 2020'de. Burada şöyle bir sıkıntı var. En büyük sıkıntı arzda bir kitlenme yaşanabilir. Sıkışıklık yaşanabilir. 2020'nin sonrasında özellikle. Çünkü gördüğümüz o ki yatırım dolarları artık petrol ve doğalgaza eskisi gibi akmıyor. Yani geçen yıl gördük.
348 milyar dolar yenilebilir enerjiye aktarılırken fosil yakıtlara, petrol, doğalgaz, kömüre akan para 150 milyar doları bile bulmamıştı. Eğer bu trend devam ederse, ki biz onun devam ettiğini görüyoruz, petrol şirketleri bile artık yatırımlarını alternatif enerjilere yönlendirme çabası içerisinde. Bu petrol için çok parlak bir gelecek göstermiyor. Yani yatırımlar azalırsa arzda da bir sıkıntı yaşanacak. Bu sefer fiyatların beklenenlerden beklentinin çok daha ötesinde artmasını da bekliyoruz. Eğer bu trend devam ederse. Mehmet Bey, geçen seferki bağlantımızda özellikle petrol altyapı yatırımlarının azaldığının altını çizmiştiniz. Dolayısıyla bu noktada belki biraz alternatif yine yakıtlara da değmiştiniz yanlış hatırlamıyorsam. Bu ticaret iyimserliği kalıcı olarak çözülürse, altını çizdiğiniz gibi işte ABD stokları, faz 1 anlaşma, OPEC, bunları alt alta koyduğumuzda 2020'de 62 dolarda genel anlamda hep böyle analistlerin beklentilerini sorarken risklerin yukarı yönlü olduğunu mu öngörüyorsunuz yoksa aşağı yönlü mü? Kesinlikle riskler yukarı doğru. Yani ne yazık ki önümüzdeki dönemde hem ticari riskler, hem yatırım riski, hem teknoloji savaşları biliyorsunuz çok önem kazanıyor. Yapay zekadan tutun, telekomdaki Huawei ile yaşanan krizlere kadar. Bunların hepsi ister istemez petrole de yansıyacaktır, ekonomik büyümeye yansıyacaktır. Jeopolitikada ise hiç bir gevşeme beklemiyoruz. Yani daha henüz sıçramadığı Orta Asya, Kafkaslar var. Güney Çin Denizi'nde şimdilik sessiz sakin devam ediyor. Ama oralarda da ihtilafların, çatışmaların uyur vaziyette olduğunu görüyoruz. Önümüzdeki dönemde belki Trump'ın Kasım ayındaki seçime kadar bir nispi barış ortamına ihtiyacı olabilir. Ya da tam tersi bir seçim stratejisiyle ortalığı tekrar kızıştırmak isteyebilir. Rusya'nın Libya'ya inmiş olması, Afrika'da, Orta Doğu'da çok daha aktif rol oynamaya başlaması, bir sürü faktörler var. Ama artık görüyoruz ki bu iş sadece normalde piyasa koşullarının belirlediği, yani arzla talebe göre belirlenen fiyatın ötesinde bir takım şeyler var, gelişmeler var. Finans dünyası tabii burada çok önemli rol oynuyor. Eğer yatırım yapmazsa petrole, doğalgaza ve bunun ticaretinin de finansmanında, petrolün doğalgazın ticaretini de büyük ölçüde zaten önemli finansçılar arkasında olmazsa bu iş yapılamıyor. Orada da bir takım duraklamalar görülürse, hatta bir de gemicilikte biliyorsunuz uluslararası deniz örgütünün getirdiği bir takım kısıtlamalar var. Evet. Hem kullanacak olan yakıt, hem onların temizlenmesi, açık denizlere boşaltılması, bunlar maliyetleri artıracak unsurlar. Yani belirsizlikler, riskler hiç kuşku duymayın. 2020'de de devam edecek. Bizim gibi petrole ve doğalgaza göbeğinden bağlı ülkeler için tabii uykuları kaçıran gelişmeler bunlar. Çok teşekkür ediyoruz Mehmet Bey katıldığınız ve değerli yorumlarınız için. Evet, şimdi diğer taraftan değerlendirdiğimizde petrol için risklerin de hala devam ettiğini söyledi Mehmet Öğütçü. Öbür taraftan biz de akıllı parada bu hafta editör arkadaşlarımızla 2019'da en çok konuştuğumuz ticaret gerilimleri, Brexit'i acaba 2020'ye taşıyacak mıyız? Konuklarımıza sormuştuk, genel bir değerlendirmelerini almıştık. İngiltere'de Boris Johnson zaferi, ticarette anlaşma umutları. 2019'da yıl boyu piyasaların odağında bulunan belirsizlikler geride mi kalıyor? Akıllı para konukları hafta boyu 2020'de belirsizliklerin devam edip etmeyeceğini değerlendirdi. İş Portföy Hisse Senedi Portföy Yönetimi Bölümü Müdürü Hüseyin Gayde, ticaret anlaşmazlığı gibi belirsizliklerin 2020 yılında da devam edeceğini, ancak risk iştahının önemli faktörlerden biri olacağını belirtti. 2020 yılında yani ticaret savaşının ikinci perdesini konuşacağız. Çin'in büyümesinin nerelerin, sınırlarının ne olduğunu yine konuşacağız. Bence bunların hepsi masanın üzerinde olmaya devam edecek. Fakat burada işte fiyatlamaların geldiği seviyeler, risk iştahının geldiği seviyeler, oradaki yurt dışındaki gelişmiş ülkeler, merkez bankalarının ve hükümetlerinin maliye politikalarının nasıl bir hareket içerisinde olacağı belirleyici olarak ön plana çıkacaktır. TEB Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mete Yüksel ise 2020'de Brexit endişelerinin geride kalacağının altını çizerken ticarette sancılı anlaşmazlıkların çözümünün biraz daha zaman alacağını ifade etti.
Büyük ihtimalle İngiltere'de çok büyük işte ekonomiyi canlandıracak adımlar göreceğiz. Vergi indirimleri, ekstra harcamaların artması ve gayri safi milli hasılanın büyümesi. Ondan dolayı da herhalde biz tahminimizce pound'un güçlü gideceği ve Brexit'le ilgili endişelerin yerini işte yeni anlaşmalar yapılacak. Bundan sonra entegrasyon nasıl olacak onları konuşacağız. Bu bizce geride kalmış durumda. Bu faz bir falan uzun süre konuştuk. Şimdi iki tarafta geri adımlarını atıyorlar. Büyük ihtimalle en sancılı kısımların çözümü en az 6 ila 9 ay daha sonra olacaktır. Ama şimdilik biz bunu geride bıraktık gibi duruyor. Gigan Swiss Consulting EMEA Direktörü Aysun Karaytuğ ise belirsizliklerin henüz sonlanmadığını savundu. Görüşmeleri diyeyim global bazda devam edecek. Çünkü işin içine bir de artık İngiltere girecek. Yepyeni ticaret anlaşmaları yapmak durumunda kalacaklar. Hani şu anda Boris Johnson'ın zaferi belki hem parite tarafından hem borsaları tafüsi tarafından kutlanmış olabilir ama şunu unutmamak gerekiyor ki Avrupa Birliği'nden çıkarken o güvenin kazanılmaması ve de anlaşmalı olup olmaması durumu hala net bir kazanmış değil. Yeniden hani bir anlaşma yaptığı takdirde Brexit'in hard mı soft mu olacağı yönelik önünde tekrardan dünya ile oturacaklar. Bir ticaret anlaşması mevzuna girecekler ve mutlaka ben eminim hani Trump hani şunların bir Brexit süreci bitsin ondan sonra sıra İngiltere'ye geliyor diyecektir diye düşünüyorum. ABD, Çin daha fazları çok su kaldırır yani. Hani birinci fazı biz nereden baksan bir yıl fiyatladık. Şimdi ikinci faz şimdiden konuşulmaya başlanıyor. Çünkü bunun bir manipülasyonu lazım yani dünyada. Hem emtialarda hem paritelerde hem borsalarda. Şimdi önü soluksuz giden ABD borsaları var 4 yıldır. Hani bir noktada mutlaka bunun hani geri alım süreçleri ya da düzeltmelerin bu tarz bahanelerle oluyor olmasını artık yatsımamak lazım diye düşünüyorum. Akıllı para devam ediyor. Bugün konuğum Bürümcekçi Araştırma ve Danışmanlık Kurucusu Haluk Bürümcekçi. Haluk Bey hoş geldiniz. Hoş. Bu haftanın geneline baktığımızda hemen hemen her gün tartıştığımız farklı farklı konular oldu. Pazartesi günü işsizlik konuştuk. Salı gününe baktığımızda BDDK'nın temettü dağıtma dağıtmama ile ilgili olarak yayınlamış olduğu bir tavsiye kararı vardı. Sonra yine BDDK'nın almış olduğu swap'la ilgili düzenleme. Sırayla hepsinden başlayalım ama ben en sondan başlayacağım. Dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın geçtiğimiz hafta düzenlemiş olduğu toplantının tutanakları yayınlandı. Dolayısıyla buradan yola çıkarak yeni bir şey gördünüz mü tutanaklarda önümüzdeki dönem içerisinde para politikasının nasıl şekillenmesini başlıyorsunuz? Çok fazla bir yenilik yok ama çok da net bir sinyal para politikası açısından vermiyor metinlerde. Daha çok nasıl gördüğünü ekonomiyi bahsediyor. Orada enflasyon açısından biraz işlenmiş gıda, süt ürünleri kaynaklı bir artış olabileceğinden ve enerji fiyatlarında baz etkisi kaynaklı artış olabileceğinden bahsediyor. Yani dolayısıyla Aralık'ta bir yükseliş beklentisini destekliyor. 10.6'dayız. 11'in biraz üzerine çıkabileceğini ama yıl sonu zaten Merkez Bankası son şeyde alt banda yakın beklediğini tahmini yani 11.2 gibi civarı beklediğini söylemişti. O yüzden çok sürpriz yok. Onun dışında büyümeyle ilgili olumlu konuşuyor genelde. Toparlanmanın devam edeceğini ama kalıcılığının kredi hacmindeki ve finansal koşullardaki iyileşmenin ne ölçüde sürdürülebilir olduğuna bağlı olacağını ifade ediyor. Çok da doğru tabii. Orası kritik olacak. Onun dışında zaten şöyle bir kritik aslında değişiklik vardı son PPK'da. Artık para politikası duruşunun dezenflasyonunu uyumlu olduğunu söylüyordu. Daha önce büyük ölçüde uyumlu derken uyumlu diye bir değişiklik yapmıştı. Bunu tabii nasıl okuyacağımızı tabii önemli. Bu tabii durma sinyali gibi de okunabilir veya bundan sonra indirimleri sınırlı olacak şeklinde de okunabilir. O yüzden hani burada bir netleşme olsa iyi olurdu ama pek olmadı. Yani dolayısıyla aynı şeyler tekrarlandı. Ve son gelişmelere baktığımızda Merkez Bankası'nın durmaktan çok indirimle devam etme ihtimali daha yüksek gibi gözüküyor son gelişmeler. Özellikle swap ihalelerine başlayarak 3 ay ve 6 ay vadeli bugün de fonlama sağlayacak olması ve bunun
tabii mevcut politika faizin altında oranlardan sağladığı olması, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar sanki bu indirim sürecinin devam edeceğini düşündürüyor şu anda baktığımızda. Ocak'ta da bir toplantısı var tabii, bu sene her ay toplantı yapacak. Genel gördüklerim bunlar. Şimdi tabii o Merkez Bankası'nın uzun vadeli swaplarını biraz BDDK ile birleştirip soracaktım ama siz önce davrandınız. Şimdi bugünkü ihale tarafına baktığımız zaman bugün, dün 3 ay vardı söylediğiniz gibi, bugün 6 ay oldu. Ortalamada 2545 gibi bir swap point çıktı. Şimdi izleyicileri birazcık da hani bilgilendirmek adına Libor'u 1.90 aldığımız zaman burada ima edilen faiz %10.50'ye geliyor. Dün itibariyle 3 aylıktaki rakam da %10'du. Dolayısıyla hesapladığımız zaman bu faizlerle bu swap pointleri buluyoruz. Dolayısıyla şimdi politika faizimiz 12'de. Dün itibariyle 3 aylıkta işlem geçen seviye 10.0. Bugün 6 aylıkta 10.6. Merkez Bankası'nın kısa vadeli tarafta bu işlemlere taraf olarak, ki bildiğimiz işlemler, bir de Borsa İstanbul'da da devam ediyor. Merkez Bankası'nın taraf olduğu işlemler orada da olmuş olabilir. Getiri eğrisinde böyle kısa vadeli tarafta damgasını vurması ne anlam ifade ediyor sizce? Damga vurması derken yani taraf olarak işlem yapıyor olması bu faizlerden. Yani büyük yenilik ve de vadenin bu kadar uzaması da çok büyük yenilik. Para politikası açısından açıkçası kafaları karıştırıyor. Çünkü şöyle bir tarafı var, şöyle bir kısmı da var. BDDK karar almadan önce 3 ay ve 6 ay faizler burada değildi. Yani offshore'da gördüğümüz faizler daha yüksekti. Bunun grafikleri var mı bilmiyorum ama BDDK kararıyla beraber buralarda düşüşler oldu. Merkez Bankası da bu fırsatı kullanarak o düşüşlere paralel ve 12 faizinin altında fonlama sağladı. Bugünkü faiz de oldukça düşük. Daha önce 6 ay faizi buralarda değildi. Şimdi onu hatırlatacak olursak, hemen araya girdim ama şimdi son 5 gün içerisinde baktığımızda işte 1 aylık swap faizin %10.6, yani son 5 güne baktığımızda 25 bas puan yukarı. Söylemiş olduğunuz 6 aylık faiz %10.55, yani ikinci el piyasada ima edilen swap faiziyle bugün Merkez Bankası'nın ihalesinde çıkan ortalama tarafa baktığımız zaman birbiriyle eş. Yalnız sizin de bahsettiğiniz gibi politika faizinden de şu ay için evet, hani 150 bas puan aşağıda olduğunu söylüyoruz ama biri bir haftalık, öbürü 6 aylık. Tabii bir de ben eş olması mühim değil, zaten oraya bakarak tabii fiyatlıyor ama bu daha önce bu eğrinin çökmesini sağlayan da tabii BDDK kararları. Yani dışarıda TL'nin bolluğu sonrasında buralar aşağı geldi. O aşağı gelen faizlerden vermiş oldu. Yani onu da söylüyorum. Neyse, sonuç olarak buradaki verilen likitte tabii dün 1 milyar, bugün 1 milyar dolar daha. Yani 2 milyar dolar diye bakarsak yaklaşık işte 12 milyar TL gibi bir şey yaklaşık söylüyorum verilmiş oldu. Fonlama zaten 10 milyarlara TL'lere falan gerilemişti bakarsak açık piyasada. Yani kağıt karşılığı yerine değil artık döviz karşılığı artık işlem böyle yapıyorsun. Oldu. Zaten bir de daha önceden gelen bir swap stoku var ve onunla da verilen 80 milyar TL'nin üzerinde şeyler var. Bütün fonlama buraya doğru kaymış oldu. Yani bence para politikası açısından daha bir güvercin sinyaller veriyor. Daha gevşeme yönünde sinyaller veriyor. Ben öyle okuyorum. Yani. Peki. Cumhurbaşkanı Erdoğan içerisinde işte tek haneli faiz vurgusu vardı. Para politikası üzerinden onu biraz değerlendirmeye çalıştık. Açıklamaların alt kalemlerine baktığımız zaman işte kamu bankaları daha önceden başladı. Şimdi yavaş yavaş özel bankalar da kredi musluklarını açıyor diyor. Siz rakamlara baktığınızda, kırdığınızda tüketici kredilerinde mi artış görüyorsunuz? Ticari tarafa da bir krediler tarafında bir akış son dönemdeki rakamlarda, BDDK'nın rakamlarında siz gördünüz mü? Dün yeni rakamlar geldi. Son haftada TL krediler tarafında kamu bankalarıyla yabancı mevduat bankalarında artışlar gözleniyor. Özel mevduat bankalarında pek bir değişim yoktu. Ve ağırlık olarak tüketici kredilerindeydi. Yani geçen haftaki görülen TL kredilerdeki yaklaşık 5 milyar TL'lik artışın neredeyse tamamı tüketici kredisi kaynaklıydı. Daha önce zaman zaman ticari kredilerde kıpırdanma oluyordu hacim olarak ama son birkaç haftadır yine yatay seyrediyor. O yüzden ve kamu bankalarının yıllık kredi artışı 26'larda seyretmeye devam ediyor %26 iken özel ve yabancı mevduat bankalarının yıllık artışı %3'lerde sadece böyle gruplandırırsak öyle gözüküyor.
yani her ikisinde de bir hızlanma var ama kamu bankaları çok tabii fersah fersah ileride o anlamda. Yazmış olduğunuz raporlarda genelde büyümeyi değerlendirirken sürekli bir atıfta bulunuyorsunuz. Finansal durum koşullar endeksi, kredi büyümesi. Dolayısıyla burayı ile birebir ilişkilendirecek olursak, takip ettiğiniz öncü göstergeleri de değerlendirdiğimizde. 2019'u tamamladık artık ama siz 2020'de hangi rakamlarla, hangi varsayımlarla çalışıyorsunuz? Ben 2020 yılında şu andaki inmelenmeyle beraber baktığımda piyasanın düşündüğünden biraz daha yüksek büyüme olabileceğini düşünüyorum. Yani risklerin yukarı yönde olduğunu düşünüyorum. Bence şu andaki sağlanan kredi artış hızı, kredi inmesi ilave sıçramalar olmasa bile dörtlük büyümeleri %4 civarı ve üzeri büyümeyi sağlayacak gibi duruyor. O yüzden ben yukarı yönde görüyorum ve gelen sinyallerde son çeyrek içinde baktığımızda sanayi üretimi olsun, diğer öncü göstergeler olsun. Son çeyrekte de 4-5 civarı bir sanayi üretim artışı olacağını, milli gelirinde bu civarlarda artış gösterebileceğini düşünüyorum. Gelecek sene de bu çizgi korunabilir. Bu büyüme tablosu içerisinde bu haftanın başında işsizlik verisini aldık %13,8. Bir taraftan da belki de benim kendi görüşüm 2020'de en çok tartışacağımız konulardan bir tanesi enflasyon da cari denge tarafı da olacaktır. Eğer bu büyümeyle böyle devam edeceksek. %4'ün hangi ekonomik verilere nasıl yansımasını bekliyorsunuz? Yeni ekonomik programda kurgulandığı gibi cari denge tarafında bir problem yaşar mıyız, yaşamaz mıyız? Evet. Aslında büyüme tabii daha yüksek görüyorum dedim ama bu büyümenin işsizlik oranını yeterince aşağı çekip çekmeyeceği netliği şu anda. Şu an için öncü göstergelerine baktığımızda işsizliğin yani işsizlik maaşı başvurularında kademeli bir iyileşme görüyoruz ama çok sınırlı. Dolayısıyla bu sıkıntı yaratabilir. Yani bu aslında hedeflenen tabii istihdamı tekrar toparlanmasını sağlamak, işsizlik oranını düşünmek olmalı hükümet açısından da baktığımızda. Burada sıkıntılar yaşanabilir bu büyümeye rağmen. Dolayısıyla bu büyüme daha fazla körüklemeye de çalışılabilir. Yani bu da ne getirir? Ve kredi artışının da tüketici kredileri kaynaklı olduğunu da görüyoruz. Bunların hepsi cari açık açısından riskli gelişmeler. Tabii ki reel kurun, TL'nin değersiz olması, hele ki son birkaç gündeki değer kaybıyla da cazip halde olması biraz ithalatı caydıracaktır. Yani onun o caydırıcı etkisi devam edecektir ama buna rağmen bu şekilde bir büyüme hızlanması ve tüketici kredi kaynaklı olması bence programda öngörülen cari açığın belirgin olarak aşılmasını getirecektir diye düşünüyorum. Kısa bir ara verelim. Aranın ardından hem bütçeyi soracağım hem de önümüzdeki dönem hazinedeki iç borçlanma stratejisi ya da dış borçlanma stratejisi neler olabilir? Onların konuyla ilgili fikirlerini alacağım. Akıllı para işini kısa bir ara verelim. Akıllı paranın son bölümünde önce Londra'ya gideceğiz. Hem Amerika'daki büyüme verisini değerlendireceğiz hem de yeni Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası Başkanı hakkında piyasa ne düşünüyor onu alacağız. Jeremy Stretch hattımızda olacak. Canadian Imperial Bank of Commerce FX Strateji Direktörü. Hi Jeremy, merhaba, welcome. Merhaba Jeremy, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hello. Merhabalar. Well, today pekala. We will see bugün... United States, ABD US tarafından data, ekonomik verilerini göreceğiz, büyüme verisini göreceğiz ve %2'nin hemen üzerinde gibi. 2020 için bu ne anlama geliyor ve sizce Fed politikaları bütün bir yıl boyunca olduğu yerde kalır mı? Well, it does look as though görünüşe göre ekonomi hala tutunuyor, iyi bir şekilde tutunuyor gibi görünüyor. Bariz bir şekilde 3 FED faiz indirimi gördük ki bu da teşvik anlamına geliyor. İş piyasasının da desteklendiği anlamına geliyor. O yüzden 4. çeyrek büyük ihtimalle benzer gelecek diyebiliriz 3. çeyrekte gelen veriye. Ve bu da FED'in tabii ki zaman ve fırsat kazanmasına sebep olacaktır. Politikayı 2020'de değiştirmemek için ona bir sebep verecektir. O yüzden çok büyük olasılıkta durum bu olacaktır. 2019'da atılan aksiyonlardan sonra FED büyük ihtimalle şu an durup önümüzdeki yıl verileri izlemeye devam edeceklerdir. Ve tabii bu sırada bir kişi bu tarz bir stratejinin bir noktada eleştiri alacağını da gözden kaçırmamalı Beyaz Saray tarafından.
When we look at the yields biz in US, getiriye bakacak olsak ABD'de oldukça yükseldiğine göre sizce 10 yıllık getiriler %2'nin üzerinde olur mu? Ya da faiz indirimleri bittiği için mi, piyasa beklentileri düştüğü için mi, ya da ekonomi çok mu iyi gidiyor, yani hiçbir problem yok mu, resesyon risklerinden kaçtık mı? Çünkü 3 ay önce böyle bir resesyon korkusu içindeydik. Well, we have seen, a significant biz çok büyük bir keskinleşme gördük getiri arasında. Bunun da tabii ki resesyon korkularının azalmasında yansıdığını gördüğümüzü söyleyebiliriz ki zaten ikinci çeyrekte bunlar oldukça altı çizilen korkulardı ve önümüzdeki dönemlerde de bu korkuların olmadığını söyleyebiliriz. Çünkü Fed de destekleyici olmuştu. Şimdi daha iyi bir küresel anlamda büyümeye de gidiyoruz diyebiliriz. Bir noktada mali genişleme de görebiliriz diye düşünebiliriz. Bunların bir sonucu olarak da büyük ihtimalle getiri seviyelerinin uzun vadede çok uzun süre çok düşük kalması anlamına gelecek ve bunlar da düzeltme yaşayarak yükselecektir. O yüzden daha da getirilerin artmasını bekleyebiliriz ABD'den. Pekala, son sorum da İngiltere ile alakalı olacak. Bazı notların açıklandığını gördük. İngiltere'de parlamentoda yeni parlamento kuruldu ve Boris Johnson'ın zaferi oldu. Ve şimdi Boris Andrew Bailey, Mark Carney'in yerine geçecek. İngiltere ekonomisi neler olur, bizim için yorumlayabilir misiniz? Bence İngiltere için en önemli şey tüketicilerin toparlanmayacağı, özellikle de Brexit belirsizlikleri ortadan kalktığında onların ne yapacağı, tüketici güveninin Aralık ayında toparlandığını görebilirsek o da fazlaca tüketici harcamasıyla kendini gösterebilir önümüzdeki bir ilk çeyrekte. Tabii yeni İngiltere Merkez Bankası Başkanı birinci çeyrekte geldiğinde politikaları büyük ihtimalle değiştirmeyecektir. Olduğu gibi bırakacaktır ve şu an ivedi bir şekilde bu ay faiz indirimi yapılması istenmişti. Zaten orada da bir karışıklık var. Thanks very much, bugün bize katıldığınız için ve fikirlerinizi paylaştığınız için çok teşekkürler Sayın Jeremy Stretch. Ben teşekkür ederim. Şimdi dönelim tekrar yurt içindeki gündemi değerlendirelim. Haftanın başına döndüğümüzde işsizlik verisini almıştık. Aynı gün bir de Kasım ayı bütçe sonuçları açıklanmıştı. 7.8 milyar TL'lik bir fazla var. Bu fazlayı neye borçluyuz? 2010-2020'ye geçerken biz yine bu sene olduğu gibi bütçeyi mi tartışacağız? Geçici vergilerin tahsil olduğu aylardan olduğu için biraz daha güçlü aylardandır. Ama geçen seneden de hafif iyi oldu. Bu sürpriz oldu biraz. Niye olduğuna baktığımızda daha çok faiz dışı harcamalarda çok ciddi bir frene basılmış. Yani yıllık artışı 1,5 gibi bir düşük düzeyde olmuş. Bu tabii büyük bir önlem alındığına dair bir şey de yok, haber yok. Dolayısıyla hani bana biraz yıl sonu bütçe hedeflerinde çok sapma olmasın diye ödeneklerin kullanımının geciktirilmesi gibi gözüküyor. Yani çok kalıcı bir şey olduğunu zannetmiyorum ama yıl sonu için demek ki 2.9 bütçe milli gelir oranını aşılmaması için bir çaba içinde hükümette. Öyle olacak ama bizim tabii kısa vadeden çok gelecek yıla bakmamız lazım. Gelecek yıl için yine benzer bir açık öngörülüyor. 140 milyar TL olarak da faiz dışı denge bekleniyor ama bütçenin açık vermesi bekleniyor. Böyle baktığımızda orada faizci harcamaların bu Kasım'da gördüğümüz gibi olması mümkün değil. O yüzden riskler yukarı yönde bütçe açığı açısından. Ve şu anda alınan önlemler 2020'ye yönelik önlemlere baktığımızda çok sınırlı oldu. Yani bir sürü vergi artışı oldu aslında bakarsak küçük dijital vergi gibi şey gibi. Ama bunların katkısı, gelir katkısı sınırlı gibi gözüküyor. O yüzden ben yeni önlemler alınmaması durumunda bütçe açığının biraz daha yüksek olabileceğini öngörülenden bunun da hazine borçlanmalarına yukarı yönde baskı yapacağını düşünüyorum. Hazine borçlanmaları dediğiniz noktada 2019'u şöyle bir taradığımda Ocak-Kasım dönemini iç borç çevirme oranları vardı. Genellikle iç borç stratejisine önümüzdeki 3 aya baktığımızda %100 gibi bir rasyo ile çalıştık. Ancak bu yılın rakamları, bu ayın rakamlarına bakarsak 11.7 ile yola çıkıp 14.6 milyar TL artı 1.25 milyarda bir euroluk dips vardı. Dolayısıyla 22.8 ediyor.
22.8. Peki, evet. 2019 şimdi genel olarak grafiğimiz de var. %100'ün üzerinde bir iç borç çevirmeyle gidiyoruz. 2020'nin ilk 4-5 ayında da ortalamada 20 milyar TL'lik itfalarımız var. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani çok net bir şekilde, hatta işte %125'lerde falan olabilir bu seneki iç borç çevirme oranı. Yani piyasadan 1 lira verip 1.25 lira geri almış gibi bir durum var. Bu da niye oluyor? Tabii bütçe açığıyla ilgili ve çok ciddi aslında faizlere aslında baskı yapacak bir unsur yukarı yönde. Ama buna rağmen faizlerin, TL cinsi faizlerin düştüğünü gördük. Bu nasıl oldu? Tabii biraz döviz cinsi borçlanmaya ağırlık verilmesi oldu. Bu seneki borçlanmaların yaklaşık neredeyse 1/3 işte döviz cinsi, altın cinsi, kira sertifikası, tahvil gibi şeylerle yapıldı. Yani böyle bir strateji uygulandı. Şimdi geçtiğimiz senenin ortalamalarından uzaklaştık gibi o zaman dövizle ilgili o kompozisyon değişikliğiyle. Tabii. O sayede de faizlerde yükseliş engellenmiş oldu. Ama ileri dönük baktığımızda ve de uzun vadeli borçlanmadı, bu da tabii önemli. Baktığımızda evet, dediğiniz gibi itfalar oldukça yüklü ilk 6 ayda. Hep böyle 25 milyar TL'lik falan itfalar var. Ancak hazine geçen ay yaptığı açıklamada Aralık'ta takas ihaleleri yapıp bu kısa vadedeki itfa yükünü biraz uzağa atacağını söyledi. Ama daha henüz bununla ilgili bir şey görmedik. Belki bugün açıklanır veya artık son hafta, gelecek hafta, yılın son haftası görüyor olmamız lazım. Eğer bir strateji değişikliği veya bundan vazgeçilmeliyse görüyor olmamız lazım. Onu bir izlemek lazım, ne kadar azaltacak. Ama tabii ki bunların yüklü olması burada bir sıkıntı olacağı anlamına da gelmez. İç borç çevirmede bir sıkıntı yaşamaz hazine. Zaten piyasa yapıcılığı sistemi var. Bunları rahat çevirirler. Sadece bu itfaların yüklü olması birazcık faizler üzerinde yukarı yönlü baskı yapabilir. Haluk Bey, çok teşekkür ediyorum. Rica katıldığınız ederim ve değerli yorumlarınız için. Akıllı parayı noktalıyoruz. ABD vadeli piyasalarla devam edeceğiz.